Merhaba sevgili King takipçileri. Bugün sizlerle Medieval 2 oyununu oynayacağız. Yani bunda Standstill Historical Improvement Project moduyla oynayacağız. Ve burada da seçeceğimiz Rum Selçukluları, yani bizim bildiğimiz Anadolu Selçuk Devleti. Evet, gördüğünüz gibi The Sultanate of Rum yazıyor. Bununla başlayacağız. Böyle güzel güzel ülkeler var bunda. Zaten çoğunuz biliyorsunuz da Standstill modunu. O yüzden ekstradan ülkeleri tanıtmadım şimdilik. Medium'da oynayacağız bunu. Çünkü biraz zor bir mod bu. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane ülkemiz var. Ve Romalılarla, yani Bizans'la düşman konumundayız bunu oynarken. Ankara ve Konya bizim elimizde. Burası Antalya. Arkadaşlar Attilia diye yazıyor. Kim var? Mesut Aydınoğlu. Maalesef para durumumuz pek iyi değil. Bundan bir şekilde yırtmamız lazım. Şimdi nasıl bir şey yapsak acaba? Gördüğünüz gibi, yani bu modda arkadaşlar görüyorsunuz 3977 florin. Bu mod şöyle yapılmış bir mod. Aşırı derecede gördüğünüz gibi 18.000 population var. Yüksek derecede şehirler ve aynı zamanda kaleler var. Yüksek nüfuslu. Bunun sayesinde alıyoruz. Evet. İlk tabii ki %10 eksi bonus vermesine rağmen artı 900 para kazandıracak madeni yapacağız. Yani o yüzden yüksek. Konya'da niye kırmızıya dönüştü millet ya? Allah Allah. Bir koma. Ya lan arkadaş ya, ben senin vassalın olur muyum ya? Manyak mısın sen? Evet arkadaşlar, dediğim gibi aşırı yüksek nüfuslu şehirler sayesinde siz yüksek oranda vergi alıyorsunuz. Bu hazine dengesini. Evet. Pizza. Evet. Burada pizza var. Yani o Milan falan filan yok arkadaşlar. Maşallah bayağı bir şey kazanmış benim adamlarım. Hazineyi bu sayede toparlıyorsunuz arkadaşlar. Yani yüksek vergi alarak toparlıyorsunuz. Aynı zamanda şimdi göreceksiniz, tüccarlar da çok yüksek miktarlarda bu trade yerlerin üstüne geldiklerinde çok yüksek miktarlarda para kazanıyorlar. Fakat diğer dezavantajları da binaların yapımının uzun ve çok aşırı masraflı olması, artı asker çıkarmanın çok masraflı olması. Ne diyor? Regio Historor. Ha, bu dediği arkadaşlar Haçlılar. Yani Kudüs Krallığı. Kudüs Krallığı ile şimdi bir anlaşma yaptık. Evet. Bununla trade yapmam şimdilik benim tabii ki şeyime. Gördüğünüz gibi mesela bakın burada 471 kazanıyor ki biliyorsunuz bunu diğer oyunda pek az şey verir. Yani vanilla olarak oynadığınızda. Bu ne lan? 69 florinim, 69 florinim. Florinimiz yok. Evet. Bu adamı şimdi gördüğünüz gibi çok az toprağımız var. Diğer toprakların hepsi ya Romalıların, Doğu Roma'nın elinde ya boş yerler. Ne oluyor lan? Anam. Geliyor bunlar, geliyor. Ankara'ya saldıracaklar ve Ankara'yı savunabilecek bildiğim kadarıyla pek bir ordum yok benim. Evet. Bakıyoruz. Diplomat. Herkes bir şeyler olmuş. Birbirleriyle el aylık yapıyorlar, savaşıyorlar. Onlarla ilgilenmeyeceğiz. Bu ne lan? Oo, bir ton mızraklıyla gelmiş. Varancın gardı var, bilmem nesi var.
A terrible sight. The enemy surrounds our walls, Sultan. Hayda. Active disloyal mı? Maalesef bunları kabul etmeyeceğim. Bu ne lan bu? All good things. Ha, papa yine bir şey. Ha, evet arkadaşlar. Tapınakçılar kurulmuş. Bu haber bu. Kim? Zangiyunlara göndereceğiz. Yani buradakilere. Burada zengiler var. Yani buradaki topraklar komple boş kalmamış. Arkadaşlar Nurettin Zengi koymuşlar. İki Türk işaretçisi. Güzel. Oy. Maalesef arkadaşlar. Bu beni mahvetti. Şu anda pek iyi durumda değilim. Elay Struz. Portekizlerle elay olmuş. Diğeriyle barış yapmış. Daha doğrusu ateşkes ilan etmişler. Gördüğünüz gibi yani her türlü devleti koymuşlar. Bir de ekstradan arkadaşlar. Oh adam gitti. Bir de ekstradan koyulan devletler arkadaşlar kim var sevgili takipçilerim? Ekstradan koyulanlar. Şimdi Zengiler var. Haçlı Krallığı var. Ondan sonra yukarıda Litvanya var. Kumanlar var. Kuman Kağanlığı var. Evet mesela şimdi bizim adamlarımız bu Farik Havalara. Farik Havalara gördüğünüz gibi hayvan gibi yer kaplıyorlar. Yani up gibi 1287. Bunları sadece kalelerde kullanmanız lazım. Kalelerde free up upkeep bunlar. Kalelerde beleşler yani. Bunlar genelde ordu Türk okçusu ve Türk ve bu da Fari Futarçası. Bu da gayet yüksek şeyli ama yani iki tane adamı yok ettik mi zaten alıyoruz. Buradan da neyse bir tane daha, hadi bunu da yok edelim. Yüksek askeri harcamayı kısmamız lazım. -751 diyor. Fazla olmaz. Aynen. Bir tane adam çıkartalım şuradan. Tüccarlış yapalım. Ne diyordum? Kuman Kağanlığı var. İki tane Rus prensliği var. Kiev Rusları ve Novgorodlular var. Arkadaşlar. Başka ne var? Bir de Aragon Krallığı olması lazım. Aynı zamanda Norveç Krallığı var. Bir de bu normalde yani işte 44 yaşında da olmuyor be kardeşim, 44 yani. Your Majesty. Prenses yani prensesimiz daha 15 yaşında, sen ona 44 yaşında adam öneriyorsun. Ben böyle şeyleri kabul edemem. Evet şimdi de Fatimilere gidiyoruz. Yalnız bunda yanlış hatırlamıyorsam galiba Fatimiler değişmiyordu ya. Değişse aslında iyi olur yani, çünkü sonradan biliyorsunuz burada Abbas. Aman Abbasiler diyor. Ha aynen Abbasiler demişken Abbasi halifeliği de var oyunda. Eyyubiler kuruluyor. Mesela Eyyubileri göstermiyor. Bakıyoruz. Bakın hemen nasıl. 2800 geliyor. Hemen arttı ya paralar. Ne yapacak? Yine vasallık mı teklif edecek? It seems we have much to discuss. Evet yine vasallık teklif edecek. No offense taken, dear. Ve tabii ben kabul etmeyeceğim yani. Sen niye vasalın olayım ben ya? Allah Allah. Abo geldi, yine geldi. Vallahi işimiz zor. Vallahi işimiz zor. Eyvah 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 eyvah. Almohatlar geldi ama. No more words. Draw your sword. Şimdi bakayım. Oo, tehlikeli gelmişler. Buradan arkadaşlar en güzeli benim kaçmam. Ankara'yı boşaltacağız.
Mecburen Konya 3. Ulan güzel de para alıyorduk ama maalesef azaltacağız. Buradan kaç para geliyor? 53. O ne lan 53? Sultan. Tomorrow awaits. Yani burada mesela vanillaya göre arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeyim. Vanilla'da şimdi tur başına 53 florin kazanmak, 60 florin kazanmak, 70 florin kazanmak, 100 florin kazanmak çok önemli. Biliyorsunuz. İyi bir para. Fakat burada o paralar yok bir para sevgili takipçilerim. Yani bu oyunda öyle paralar dandirik. Yani çünkü normalde bu ne oldu şimdi? He bak bir tane daha şey söylemedim ben. O aklıma geldi. Sırp despotluğu var bunda. Evet evet. Bu oyunda bir de Sırp despotluğu var. Riotik Ankara. Orayı zaten ele geçirdiler ya. Ankara'yı tekrar ele geçireceğiz. Merak etmeyin. İntikamımızı alacağız. İntikamımızı alacağız. Bununla da evet trade anlaşmasını yapalım. Trade anlaşmaları güzeldir. Güzel retrain'lerimizi yaptık. Bu ne? Oh paramızı aldık. Şimdi burada görüyorsunuz yani bir sürü çeşitli şeyler var. Ne denir böyle tüccarların ticaret yapabileceği. Ama Mahmut Aslan gelmiş güzel. Gürültüsüne fine cosmetic. Ooo bayağı coştu. Aa, evet prensesimiz coştu arkadaşlar. Böyle tüccarların işte ticaret yapabileceği pek çok gelir kapısı var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gümüşünden işte ne diyeyim size ziftine kadar efendim ondan sonra kağıt ve baharat maharat falan bir sürü şey var sevgili takipçilerim. Şimdi tabi bunlar böyle 50 altın yani işte 50 florin 70 florin falan bunlar hikaye. Bu oyunda genelde 2-3 tane yerden yani daha doğrusu 2-3 tane böyle bu ticaret yapılacak noktadan evet, hoppa orduyu da götürdüm ben bu arada size söylerken orduyu da zıplattım Ankara'yı ele geçireceğiz. Ankara'yı kuşattık. Yani 100 florin üstü çok rahat kazanıyorlar. Hele bir de o biliyorsunuz altın simgesi var. Bu tüccarların. Onlar da böyle birkaç tane de oldu mu 3-4 tane oldu mu çok rahat 200 küsur florin yani tur başına 300 florin 400 florin kazanabiliyorsunuz. Hatta yani böyle aşırı yüksek şeylerde altın olması lazım. Altında falan ne bu? Ha, Abbasi Halifeliğine gönder diyor. Onda 2500'e kadar çıkıyor yani bu altın işi. Ki bu Mahmut Aslan vezir. Vezir mi oldu lan bu adam? Ya oğlum bu adam nasıl vezir olacak? Bu benim şey oğlum değil mi lan? Başka bir şey mi bu? Gördüğünüz gibi 847 tur. O yüzden bina yapma süresi çok uzun. 10 turlu 15 turluk binalar var. Bak mesela hemen nasıl 396 florin kazanıyorum. Yani sadece 2-3 tane şeyim olmasına rağmen. Mesela bakın Merchant Trade'den 1129 florin kazanıyorum şu anda. Yani onun özellikle böyle topraklarınızı genişletince yüksek yerlere geldiğinizde evet bu arada arkadaşlar görüyorsunuz bizim şeyimiz değişti. Görüntümüz değişti. Bu görüntümüz değişmesinin nedeni bu arada Ankara'da saldırıyoruz. Komenosları indireceğiz. İntikamımızı alacağız. Böyle olmasının sebebi beni oyundan atmış olması. Tekrar aynı olaylara yani tekrar atma olursa biliyorsunuz bu video çekimleri aksayacağı için ya da save'de belki bozulma yapacağı için o yüzden ben de gördüğünüz gibi bizim bodyguardlarımız Vanilla'ya bakınca son derece güzel yani gerçekten şahane yapmışlar. Bunu yapan eleman çok güzel
yapmış işi. Yani çeşitli evet, bu arada ordumuzu da yürütmeye başlayalım yavaştan. Yalnız burada mesela görüyorsunuz bu Sarazen Militia bu Türklerin en önemli adamlarındandı. Vanilla oyununda. Burada yalnız bunlar Ahtat Militia oluyor ve yani normal Spearman gibi adamlar, yani öyle çok bir numaraları olan tipler değil. Bu buradaki bu modu yapan, daha doğrusu modun sap modu gibi bu. Modu yapan arkadaşlar gerçekten nerede işte tarihsel görüntülere, yani tarihsel şeylere en yakın kim yapmışsa modlarında, kim kullanmışsa birimleri, o yani tarihsellere en yakın birimleri almışlar. Gerçekten o adamda katafrak falan da var. Neyse. Evet, bu arada Fari Archer'lar şöyle diyeyim size, bir nevi Heavy Archer gibi olduğu için, yani zırhlı olduğu için onlar iyi savaşıyorlar. Yani Türk Archer'lar gibi değil, daha iyi savaşıyorlar. Hem savunmada koyduğumuzda hem saldırıda. O yüzden burada gördüğünüz gibi mızraklılara karşı kılıçlı olan Farifut Archer'ları kullanıyorum. Evet, bu arada üstümüze kızgın yağları döküyorlar. Ama bunların intikamını alacağız. Bunların intikamını alacağız. Evet. Gördüğünüz gibi ahtatlarımız savaşıyor ama çutur çutur öldürüyorlar bunları. Çünkü yani şu anda hiçbir şeye yaramazlar. Biraz ne diyeyim size, armor, yani böyle zırhı yükseltmek lazım, armorları yükseltmek lazım. Armorları yükseltmeden çok da işe yaramıyorlar. Neyse, bari iyi fari kurtarçısılar, gördüğünüz gibi skirmişler ve yapıyorlar. Oh, buradan da girdik. Çok iyi. Çok iyi. Bu çok iyi. Ahtatlarımız girsin. Yalnız bunda ne güzel. Bir öncekinde ahtatlar, yani daha doğrusu hani milis kuvvetleri. Şehirlerde free slot olması lazım. Fakat free slot ben göremedim bu oyunda. Şehirlerde. Oy. Oy. Allah is glorious. We have taken the walls. It is time we captured this place. Ne geliyor? Oo. Skyteon. Neydi? Skyteon muydu? Neydi bunlar? Öyle bir şey. Çok çok atlılar. Bizans'ın. Bunları indirmem lazım onlara. Evet. Haydi aslanlarım. Deşin şunların böğürlerini. Bunlar ne iş lan? Yüklü adamlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu Skyteon dedikleri elemanlar, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, bu Türk hoplar gibi peçeneklerden falan seçilen adamlardı galiba, yani peçeneklerden işte Oğuzlardan, biliyorsunuz Oğuzların batıda kalan kısımları, yani Uzlar,
Ondan sonra işte peçenekler falan. Onlar da öyle. Onlar bildiğiniz gibi Hristiyan olmuşlardı. Ortodoks olmuşlardı. Bu arada evet, atları tamamen yamuttum. Şimdi yukarıdan farilere bir destek gönderelim ki üst toprağı ele geçireyim. Evet, bu arada ne kadar güzel haberler geldi. Ulan bunlar bizim adamı yamuttular galiba. Neyse, artık okçuyla mokçuyla bir şey yapacağız. Şimdi şuradan bir destek gönderelim. Aga. Spearman öldü onlar. O öldü. Şimdi şu benim okçuları göndereyim. Bunlar ok atsınlar. Geri de kaçmasınlar. Oklarını da atsınlar. Oo, bu arada süper. Şey patladı. Evet. Orada ciritçi takım galiba bunlar. Ciritçi takım patladı. Bakalım. Vay anasından, bu tarafı da almışız. İyi. Şimdi üstü yok ettik yani. Komple resmen yok ettik. Neyse, bunlar buradan oklasın. Fiçi 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 diye. Bu arada kimden saldırdı bize? Arkalarında da huskarlar var. Valla Sakson huskar bunlar. Ben yanlışlıkla Varangingard zannetmiştim ama Sakson huskarmış. Tehlikeli tipler. İşimiz zor. Türk iş archerları vallahi yer. Bunlar vallahi yer. Vallahi yer. Burada kim var? Katafrak. Katafraklar var aynen. Bu katafrakları halletsinler yani. Bunlar bayağı tehlikeli atlılar. Önceki oyundan da bilirsiniz. Katafraklar tehlikeli. Şey yok, okçuları geri çekeceğiz. Bu Saksonlar mahveder bunları. Saksonlar mahveder. Bari burada ahtat milti yani yoğun ateş altına alayım şu herifleri. Şunlar şöyle çıksın tepelere. Ateş yapsınlar. O sırada ahtat miltiyaları getireyim de bu tarafa. Yok, zaten bir tanesi dağıldı bile. Ele geçirdik ama önemli olan bunları indirmek. Aynen yavrularım. Lan oklayın lan. Okla. Evet, böylelikle Sakson huskarlı arkadaşlar ve yanlarındaki mızraklıları bir çember altına aldık. Gördünüz mü bak. Spearmanlar hemen kaçtı. Bunlar şimdilik savaşıyorlar. Ve victory oluyor tabi doğal olarak. Çünkü bunlar eşek gibi zıplı ve baltalı birlikler. Yani kolay değil. Hayvan gibi heavy infantry bunlar. Neyse, benim okçularım oklasın ya.
Evet, bu arada katafrakları fit 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 oklamaya devam ediyoruz. Oh, adam hala Victoria. La geber lan geber. Oha, yeni Spearman geldi ya. Abi. Yollar. Sultan, only half our force remains. Oh. Şimdi atlıları da geldi. Tam oldu memleket. Gördüğünüz gibi Turkish Archers'lar gayet Turkish Archers. Öyle ya, Vanilla'daki gibi yamuk yumuk Türkler değiller. Bu arada evet %70'ini götürmüşüm ama benim de ordunun yarısı gitmiş. Kim bu? Atonotai Bodyguard. Ova ova. Evet. Türk okçularının kaçtığı söylendi. Şimdi evet Bodyguard. Arkada gidelim mi Bodyguard ya? Aynen arkadaki de bodyguard. Zaten bende adam kalmadı. 5 tane şey kaldı. Neyse ben böyle tepeden tepeden okuyayım bunları. Benim zaten adamların hepsi öldü. Bütün ahtaplarım gitti. Hadi evet oklayın oklayın yavrayım ben. Yavrum oklayın okla 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 okla. Tabi pek bir şey ne yaptı bizi ya etki etmeyecek Türk Archers'ın bodyguardlar yer ama hiç olmazsa biraz ne kadar öldürseler kardır. Bu arada prensimle sultanımı da yardırdım aralarına doğru. Haydi koçlarım, haydi canavarlarım, yıkarsınız siz bu Bizanslıları. Evet artık olayı hızlandıralım. Aha, aha vallahi öldü. Vallahi öldü. Adamın generali öldü kardeşim. Komenos'u öldürdüm. Çat 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 çat. Ooo. Konstantin Angelos da öldü. Abo kataprak saldırdı. Yardırın yardır 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 yardır. Artık yapacak bir şey yok. Ya öleceğiz ya kalacağız. Haydi yiğitlerim, haydi aslanlarım, vurun kellelerini. 15, 14, 11. La la ölün lan, lan geber. Aha, vallahi oldu. Vallahi oldu. Kimse kaldı mı lan orada? La kimle savaşıyor ya? For the moment, the fickle smile of fortune shines upon us. Pray this is a portent of a victory. Four fights with horns made of clay. We are winning the battle. Yavrum saldır oradan sen de arkalı önlü sıkıştırma yapalım şunlara. Çöten çöten çöten. Zaten adam kalmadı anasını satayım. Hepsi öküz gibi gördüğünüz gibi kazıklar aldı. Öküz gibi kazığı aldı bunlar. Niye? Çünkü adam kalmadı artık. Neyse hadi yavrum artık son şeyle
Bu Türk okçularına saldıracağım. İnşallah şey var. Evet, bu da böyle. Kaybettik, kaybettik, kazandık muhabbetleri. Koşun, koşun, koşun yiğitlerim, koşun. Arkadaş, Armen no longer command the city. Evet, o da burada dursun böyle. Sen buradan da okla bunları. Evet, bu arada ele geçirmiş durumdayız şu anda şehri. Okla, 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 okla. Aha, biri daha gitti. Okla. Okla lan. Oh, oh, biri daha gitti. Okla, 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 okla. Oh. Oh, biri daha gitti. This is a day of victory. Tabii ki end battle. 5 tane adam kalmış gördüğünüz gibi. Bir tanesi 1, bir tanesi 3 tane almış. Oo, yes. Kazık üstüne kazık aldık be. Yalnız bayağı zorlu bir şekilde ele geçirdim burayı. Yani. Such is the fate of all. Şimdi Ankara'yı tekrar aldık. Tabii ki ne yapacağız? Ya ben şuna takıldım ya. Bu adam tamam Emir of Ankara oluyor, bilmem ne oluyor, eyvallah yani bunların hepsine şeyim var da. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Şimdi oldu. Bakın görüyorsunuz, 3 tane ile 396 alıyor. Bu adamlar 500 pilonu çıkıyor, yani 2 turda zaten kâra geçmiş oluyorlar. Bu oyunun da özelliği bu. Böyle sağlam kaynaklarınız olursa 5-6 tane mesela şehriniz falan çok, özellikle şu Harzemşahların normalde bulunduğu bölgede Büyük Selçuklular gözüküyor oyunda. Sonra Büyük Selçuklularda var böyle durumlar. Yani çok yüksek kaynağa sahipleri, büyük bir imparatorluğa, devlete sahip oldukları için. Bunlar satın kontrolüs. Bu da yanlış hatırlamıyorsam papalık olması lazım. Norveç'le ilgili bir şey vardı sanırım demin. Oh, 8000 florin. Oh, gelsin paralar, gelsin paralar. Gelsin paralar, gelsin paralar. Şuna da biraz adam üretelim ya. Yani dediğim gibi bu merchant trade olayında yani çok rahat 5000 florinler, 7000 florinler, 10000 florinlere kadar bile çıkabiliyor yani. Alacağınız rakamlar. Eğer yüksek getirili yer çoksa sizin bölgelerinizde çok yüksek para alabiliyorsunuz. Bu ne lan, şey mi sokuyor, ne yapıyor bana? Casus sokmaya çalışıyor, ne yapıyor? Evet, Almohatlar geldi. My sultan sends me with Allah is willing. Evet, very well. Tabii ki kabul eder. Maazallah. Ticaret anlaşmaları iyidir. Şimdi evet, bunu yapmam lazım. Niye? Bu çünkü sonradan para indiriyor arkadaşlar. Bunu yaptığınızda bir de bunun taş, bu taş olan bir de bunun odunla olan ilgisi var. Böylelikle mesela bir bina geliri işte sallıyorum mesela 3500 florine yapacağınıza 3000 florine falan yapıyorsunuz. Ne kadar? 3 tur mu kalmış? İnşallah yetişiriz 3 turda. Şu hatun da bir evlendiremedik arkadaşlar. Bir düzgün talip çıkmadı.
Yani bunlar da az değil ya. Şu Up gibi bak. Ya 1000 flör ne? Yani Spearman adam üretiyorsun. Bir de ona neredeyse 500 flörüne yakın. Yani bakım geliri var. Yani bunları çok abartmışlar ya. Vallahi çok abartmışlar yani. Ha, madem böyle bir şey var. Böyle her şey yüksek olacak. Bilmem ne olacak. O zaman abi oraya yani 5000 florin falan koyma yani. Hani bir 25 bin, 30 bin florin koy da millet bir kendine gelsin ya. Yani bir kendine gelsin yani. Sadece yani yüksek şekillerde yüksek vergi almakla olmuyor bu iş. Oraya koymuşsun. Yani 500 florin, diğerlerine bakıyorsun 700 florin, ötekine bakıyorsun 1200 florin. Bakım gelirleri neyle karşılayacağız lan biz bunu, ne kadar büyük olursa olsun yani yer. Yani bence bu oyunun, ha yine geldi işte. Disaster Strikes Aleppo. Alep'te büyük salgın. Bu ne? Ha evet, %10 %10 veriyor. Public head bonus. Evet, public head bonusu yapmam lazım. Public bets'i yapmam lazım yani, daha doğrusu. Çünkü gördüğünüz gibi bir tane daha maden var. O madeni de yapmamız lazım. Her türlü. No. Resting Paralar here, buralardan geliyor. Maalesef. Böyle Mighty Sultan. yani bu oyunda bakın I serve 800 your florin, queen. 800 buradaki 396 alıyor şu anda. Yani görüyorsunuz 3, pardon 393 galiba. Yani görüyorsunuz 400 florin gelir oradan, 800 küsur florin gelir. Bunlar da yüksek. Evet. Yani buna da vermişler Sarazen. Bari Sarazen gibi bir tane mızrak koysaydın ya. Bizi uğraştırıyorsun bu ahtatlarla, tuhtatlarla. Bakın mesela Rocky Slot Allowed. Öyle diyorsun ama gerçekten o kadar veriyor mu ya? Ben slot mod falan şey görmemiştim. Ama yani veriyorsa da az. Daryl Amira falan yapacağız. 3 tane alacağız. Bilmem ne yapacağız. 4 tane alacağız. Öyle olursa yine biraz iyi slot geliyorsa. Ben görmemiştim bu slot işini ama. Ayda. Allah kahretsin ya. Tam public bets yapacağız. Fareler şehri istila etti. Yani şehirde de slot varsa iyi. Çünkü genelde bunda mesela Hristiyan ülkelerle oynadığınızda yani Katoliklerle, daha doğrusu Katoliklerle oynadığında görürsün 36. Ne yapalım artık, verelim bunu. Buna verelim. İyi gözüküyor yani özellikler. Militarici bir arkadaşımız. Hemen öldü. Adam kalmadı. Adam kalmadı ya. Vallahi billahi. Buraya train etsem ne olur. Ebu Sud, yani Ebu Sud soyadı da olmamış ama neyse artık. Evet. ...3900'e düşmüş. Neyse artık alalım ya. Ne var lan bunda? Ha, Huskar var. Sakatizm. Oh, bunu da yaptık. Ha bir de size şunu söylemeyi unuttum. Şimdi bunda bir adam çıkarttınız da, yani zaten 2 turda 3 turda falan filan çıkıyor. Bazıları 4 tur olan da var. Kayseri'ye bir girelim bakayım. Evet, Kayseri önemli. Kayseri'yle geçirmemiz lazım. Kayseri'de Mehmet Gazi var. Ah ah. İşte basacaktık fare hillesini. Bunları alacaktık yani, babalar gibi parayla verecektin. 20 bin 30 bin florini alacaktın bunları. Verecektin 60 bin florini alacaktın bunları ama işte ne yapalım. Hilesiz hurdasız oynayacağız diye başımızda saç bırakmıyoruz. Yes, my master.
Onu yapayım, şunu yapayım diye düşünmekte. Bir tane kaldı. İnşallah yetişiriz. Resting here, mighty sultan. Haydi bakalım. Ha, ne diyordum? Evet, bak bunu unuttum. Sevgili takipçilerim. Şimdi diyelim adam işte iki turda üç turda çıkarttınız. Eyvallah. Fakat bunda şöyle bir şey var. Mesela diyelim bu slotu bir bunun. Yani bir kişi çıkartabiliyorsunuz tek basışta. Bir bakıyorsunuz ki eğer yani hani yüksek birlikler falan var böyle. Özellikle haçlılarla falan oynarsanız görürsünüz. Böyle sağlam mesela tapınakçı şövalyeleri falan gibi sağlam adamlar var. Ne oldu? Yes, my master. Yapamadık mı görevi? There is something you wish to speak of. There is no honor. Peace and farewell. As you will, sultan. Allah Allah. Üst yer şey yapıyorsun. Yani 5 tur veriyorsun. Bilmem ne. Yani neyle şey yapıyorsun? Neyse. Ne diyordum arkadaşlar? Mesela şimdi böyle yüksek şeyli ne denir ona ya? Heavy cavalry falan gibi böyle yani şövalye birlikleri aynısı işte biliyorsunuz bizde de var o tarz birlikler. Kapı kulu mapı kulu falan vardı bizde. Yani öyle şeyler çıkarttığınızda bir bakıyorsunuz onların tekrar çıkabilir hale gelmesi için işte 10 tur 15 tur bazılarında 17 tur falan beklemeniz gerekiyor. Yani özellikle bunlar kim? Ha bunlar Gürcüler. Bir de yukarımızda Gürcüler var ya. Bayağı adam koymuşlar yani. Böyle çok yani bunda her oynadığımızda çok enteresan deneyimler yaşayabilirsiniz. Yani bu Stanley Steel'in Historical Improvement Project'i gerçekten tavsiye ediyorum size. Keşke şuna gitseymişim. Adamı yakalayacakmışım ya. Abbasilerle zenginler. Şey yapmışlar. Ateş kesinler. Kuşlar etsinler bakayım. Kuşlar. Güzel. Richest faction. Tabi rich olacağız ya. Para geliyor. Yalnız şu şey bitse de biraz para gelse sevineceğim. Hayda. Ya bu var ya. Bunlar beni ayar oldum ha. Şimdi suikastçı yetiştirmem lazım benim. Bunda böyle şimdilik bir backfire yaptık ama şimdi her zaman yemez bu. Greetings. Our people have mutually benefit. This conclusion meeting, yes. Evet. Evet. We don't normally trade with the enemy. Lan bu da maşallah güçlenmiş. Bende 2 oldu. Eyvah eyvah -1 finans. Kesin gitti bu adam. Gitti. Oh 500 florin geldi. Oh 4000 alıyoruz. Spawnman hat. Bunu yaptık. O zaman şimdi Carpenter yapacağız. Ondan sonra işimize bakarız. Oh. Oh bu da bitti. Güzel. Oh be. Salgın hastalık bitti. Oy. Orders. Maşallah yani sultanımız da epey güçlü bir sultan. Yes my master. Bu Kayseri'yi almam lazım benim. Kayseri çok sağlam bir kale de. Bakalım alabileceğiz mi, alamayacağız mı, nasıl iş yapacağız ben de bilmiyorum. Bu ne ya? Hep önümü kesiyor bunlar. Şu sis dedikleri yer arkadaşlar, Adana Mersin tarafında. Ermenilerin şehri. Oralarda biliyorsunuz Klikya Ermeni krallığı vardı. Onun şehri.
Ve evet sevgili King takipçileri, şimdilik oyunumuzun sonuna geldik. İkinci bölümde sizlerle buluşmak dileğiyle.